Eğitim öğretimin başlaması ile birlikte öğrencilerin okul ihtiyaçları için zincir markete yönelmesi yerli kırtasiye esnafına zor günler yaşatıyor. Kırtasiye esnafı zincir marketlerden daha ucuza ürün satmalarına rağmen vatandaşların kendilerini tercih etmediğini ve zincir marketlerin reklam gücünün en büyük fark olduğunu belirtti. Esnaflar ayrıca üzerine koronavirüs salgını ile kapanan okulların eklenmesiyle sıkıntıların gün geçtikçe büyüdüğünü, vatandaşların kırtasiye ürünlerini kırtasiyeden alınması yönünde istekte bulundu. Yok yok, kitaplar hiçbir şey değil. Dersler belli değil, okul belli değil. Ne olacak? Biz de devletimizden bekliyoruz ne olacağını, biz de Milli Eğitim'den. Vallahi satış yok. Cepten de keseden yok. Cep mi kaldı? Ne olacak hiç? Çünkü 10-15 kişi personelimiz var. Onları hiçbirisini çıkartmadık 3-4 aydır. Ha, bu ayı bekliyorduk. Bu ayda durum şu. Bir de büyük marketlerle onlarla mücadele ediyoruz. Ya her şey yapıyorlar. Yani 10 günlük şey marketlere satıyor ya. Fiyatlarımız onlarda uygun olduğu rağmen onları artık bir isme çıkmış. Yani gerçekten biz öbür marketlerin fiyatlarına baktığımız zaman daha yüksek ama millet zannediyor ki bedava alıyorlar. Yani bir ya bunun sebebi televizyonda gücüleri var, reklam veriyorlar her gün. Reklam verdiği zaman da bir 5 puan önde gidiyorlar. Çünkü marketler her zaman reklam verirler. Arkasından büyük güçler var. Maalesef böyle bir küçük esnafta hep gün ezilmeye, yok olmaya mahkumdur. Vallahi genel vatandaşlar fiyatları kontrol etsinler. Biz fiyatımızın bütün marketlerde uygun olduğunda teminat veriyoruz. Gelip fiyatlara baksın, ondan sonra alışverişini yapsınlar. Küçük esnafa zaten destek görmüyoruz yani küçük esnafa destek. Ya o halktan değil, halk ne yapsın? Halk zavallı kendi cebine bakıyor, reklamına bakıyor, her gün medyasına bakıyor. Valla bu sektör şu anda işler acısı işin açıkçası. Çünkü uzaktan eğitim olduğu zaman bu sektörde ekmek yiyen çok ister istemez işi kapatanlar da oldu, işçi çıkaranlar da oldu. Tabii ki bazıları da ayakta durmaya çalışıyor. Ama duranlar da bu şekilde giderse birçok yer daha da kapanacak ve birçok işçi daha da işsiz kalacak. Uzaktan eğitim olduğu zaman ister istemez kırtasiyecilerde biraz eksiklik oluyor. Bizim burada milletimize ve vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz tek şey zincir marketlerden uzak durup kendi esnafına sahip çıkması. 6 aydır zaten marketler bir şekilde kazanıyor pandemiden dolayı. Ama biz 6 ay boyunca da oturup bugünü bekledik. İşin açılması, okulların açılmasını bekledik. Böyle bir günlerde de kırtasiye malzemelerini özellikle bizim gibi esnaflardan alırlarsa memnun kalırız. İşte bu şekilde dediğim gibi, daha az önce bahsettiğim gibi bize destek vermeleri için zincir marketlerde bir yerlerden uzak durmaları, gerçekten kırtasiyecilerden, hani derler ya kırtasiye malzemesi kırtasiyecilerden alınır diye, daha kaliteli, daha uyguna bir şekilde, bu şekilde bize destek verebilirler. Uzaktan eğitim dediğimiz gibi bizi bayağı etkiledi. Milletimizin bu şekilde bize destek vermesi bizi gayet mutlu edecek. Pandemi döneminin başladığı günden beri tabii her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de büyük bir durgunluk söz konusu. Tabii bir tarafta bir pandemi söz konusu. Yani biz en çabuk zamanda, en hızlı bir zaman diliminde pandeminin bitmesini istiyoruz. Ancak bu dönemde uzaktan eğitim olması belki aileler için iyi olabilir, ancak mecburen öğrencilerin kitap alması gerekiyor. Ama bu noktada biz çok geride kaldığımızı hissediyoruz. Yani kitap alışverişleri, kırtasiye alışverişleri tamamen durmuş şekilde. Piyasanın açılmasını bekliyoruz. Tez zamanda bu pandeminin bitmesini temenni ediyoruz. Ne şekilde yardımcı olmalarını istiyoruz? Şu anda zincir marketler her şekliyle zaten günlerini geçirebiliyorlar. Ama pandemi her insana zarar verdiği kadar bir de esnafa ayrıyeten ikinci, üçüncü yük şeklinde oldu. Yani bir ailede bir insan hastaysa belki bunun tedavisini geçirmek için bir sıkıntı yaşadı. Esnaf da geçimini sağlamak için ayrıyeten ayrı sıkıntılar yaşamakta. Bence bu noktada veliler, öğretmenler
kırtasiyelere, yani zincir marketlerden ziyade zincir marketlerde bir ürün aldıkları zaman sağlıksız ürünler, kanserojen madde bulunduran ürünler tüketmekteler. Yani böyle bir dönemde daha da dikkat edilmesi gerektiği bir zaman dilimi diye düşünüyoruz. Kırtasiyelere daha çok ağırlık verirlerse hem çocuklara daha güvende ürünler tüketmiş olurlar. Hem de böylesine evlerde vakit geçirilen dönemlerde daha çok kitap okunmuş olur. Eğitim öğretim olarak ders çalışmanın, kitap üzerinde ders çalışmanın ne kadar daha büyük etkiler oluşturduğunu bizzat yaşayabilirler.